Merhaba, ben Emine. Bugün sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu anlatacağım hikaye, toksikoloji derslerinin vazgeçilmezi ve çevre felaketleri deyince akla gelen ilk hikayelerden biri. Her şey önce kedilerle başladı. 1950'li yılların ortalarında Minamata'da yaşayan insanlar kedilerin delirdiğini, aklını kaçırdığını düşünüyordu. Çünkü kediler çılgınca hareket ediyor, değişik sesler çıkarıyor, düşüp ölüyordu. Daha sonra bu ilginç durum kentteki insanlar arasında da görülmeye başladı. İnsanların uzuvları uyuşuyor, görme ve duyma problemleri hızla artıyordu. Beyin hasarlarına bağlı olarak denge bozuklukları, yürüme güçlükleri ve tremor görülüyordu. Şimdi delirme sırası insanlara mı gelmişti? Herkese ne olmuştu böyle? Peki buna neden olan neydi? O bölgedeki insanlar kedi yemiyordu. O zaman bu duruma kedilerle insanların sevdiği ortak bir şey ya da maruz kaldıkları ortak bir durum mu neden olmuştu? 1959 yılında Kumamoto Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı hastalığın kaynağını bulmuştu. Neden ise balıklardı. Ancak burada bir grup zehirli balıktan bahsetmiyoruz. Balıkların daha da içinden gelen bir şeyden bahsediyoruz. Yüksek dozda merküri, yani civa zehirlenmesi. Civa hakkında konuşabileceğimiz pek çok şey var. Onun yeryüzünde bulunan doğal bir element olduğunu biliyoruz. Yer kabuğunda akarsularla taşınabilen civa, bunun dışında insan faaliyetleri sonucu termik santrallerde kömür kullanımı örneğin ortaya çıkabilir. Bunun dışında diş hekimliğinde, dolgu yapımında, sağlık alanında antiseptik olarak da kullanımları var. Ve aslında hepimiz iz miktarda civa taşıyoruz vücudumuzda. Hani eskiden sınıflarımızda, çeşitli alanlarda şu tarz haberlere yol açan termometreler vardı, hatırlarsınız. Aslında onların içinde de civa vardı. Ancak biz günümüzde civanın 3 farklı doğal formda olabileceğini biliyoruz. Ve bunlardan bizim en korktuğumuz formu metil civa formu. Aslında nörolojik bozukluklara ya da yol açtığını bildiğimiz için artık civa kullanımları son derece sınırlı durumda. Peki Mad as Hatter deyimini duymuş muydun? Yani bir şapkacı kadar deli. Eritizm olarak da bilinen bu durum aslında eskiden şapkacıların havuçlama yani carotting denilen bir işlem için kullandıkları civa nitrattan kaynaklanıyordu. Kürklerde bulunan tüyleri yumuşatmak ve daha kolay ayırmak için civa nitrat kullanan şapkacılarda bazı delirme semptomları vardı. Buna örnek olarak Alice Harikalar Diyarı'ndaki şapkacıyı örnek verebiliriz. Aslında yazar da tam olarak bu durumdan esinlenmiştir. Şimdi eritizmi başka bir videonun konusuna atabiliriz. Biz Minamata'ya devam edelim. Minamata aslında tam da kedi olsanız yaşamak isteyeceğiniz türden bir yer. Shiranui denizinin kıyısında yer alan bu şehirde temel geçim kaynağı balıkçılık. Doğal olarak da insanların diyetleri ve kedicikleri, midecikleri bol miktarda balık içeriyor. Peki civa buraya tam olarak nereden geliyordu? Tam olarak bu bölgede Chisso Corporation vardı. Chisso, asetik asit ve bazı petrokimyasal ürünlerin, örneğin plastik gibi, üretiminde çok önemli rol oynayan ve prekürsel olarak kullanılan asetaldehitin bir üreticisiydi. Tabii doğal olarak burada ilk dikkatleri üstüne çeken firma oldu. Ama Chisso bütün iddiaları yalanladı ve üretim yöntemini hiç değiştirmeden üretmeye ve denizleri kirletmeye devam etti. Daha sonra ortaya çıktı ki Chisso tam 27 ton civayı denizlere dökmüştü. Chisso'nun denize döktüğü inorganik civalar orada yaşayan anaerobik bakteriler tarafından metil civaya dönüştürülüyordu. Bu işleme biz biyometilasyon işlemi diyoruz. Tam da burada biyoakümülasyon ve biyomagnifikasyon dediğimiz iki terim ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi küçük balıklar planktonları, büyük balıklar ise küçük balıkları yiyor. Balıkçıların da toplayıp getirdiği balıkları kedicikler ve doğal olarak o bölgede yaşayan insanlar yiyordu. Aslında burada bahsettiğimiz bir planktondan büyük balığa daha sonra insana geçiş bir biyomagnifikasyon işlemini anlatıyor. Yani besin zincirinde bir maddenin birikimini. Biyoakümülasyon ise bir balığın bünyesindeki birikimini örnek gösterebiliriz. Yani bir balık ne kadar büyükse, ne kadar uzun yaşamışsa vücudunda o kadar çok civa biriktirmiştir. Bu yüzden sağlıkçılarınız ya da doktorunuz özellikle hamileyseniz size haftada maksimum büyük ise
2 porsiyon küçük balık yiyorsanız 3 porsiyon tüketmenizi önerir. Aslında bir taraftan da yeryüzünde ve sularda bir geri dönüşüm işlemi var. Sürekli bir döngüye tabi oluyor civanın dönüşümü. Ancak biz denizleri kirletmeye devam ettikçe, bu termik santraller yanmaya devam ettikçe havaya uçan civa gazı tekrar yağmurla yeryüzüne iniyor. Çeşitli akarsularla denize birikiyor ve orada kirlilik gittikçe devam etmeye başlıyor. Civa atımı devam ederken pek çok hamile kadın deformiteli çocukları dünyaya getiriyor. Bu çocukların eğri büğrü kolları, görmeyen gözleri, duymayan kulakları var. Minamata balıkçıları 1959 yılında Chisso Corporation'ı protesto etse de firma tabii ki sus payı olarak onlara sadece bir miktar tazminatı ödeyeceğini ama mevcut ya da daha sonra olan şikayetlerden kendilerinin sorumlu tutulmayacağını söylüyor. İnsanlar da bu tazminat alabilmemiz için tek çare bu zaman şimdi alamazsak bir daha alamayız diyerek kağıtlara imzalarını atıyorlar. Bundan seneler sonra 1968 yılında Chisso Minamata'yı zehirlemeyi bırakıyor. Ancak 50 yıl geçmesine rağmen hala on binlerce kişi davalar açmaya devam ediyor ve deformiteli insanlar dünyaya geliyor. Bugüne kadar binlerce insan hayatını kaybediyor, on binlerce insan sakatlığa sahip oluyor. Peki siz de diyor musunuz? Peki burada hükümet neredeydi? Niye kimse bir şey yapmadı? Bizim gibi düşünen bir 40 kişi daha 1982 yılında Japon hükümetine dava açıyor. Gerekçeleri ise haklı olarak Chisso suları zehirlerken siz neredeydiniz? Niye başka taraflara bakıyordunuz da burayı görmüyordunuz demek oluyor. Sağlık ve Çevre Bakanlıklarının insanlardan özür dilemesi ve burada koruyucu, önleyici yasalar çıkartması için on binlerce insanın hayatının etkilenmesi gerekti. Ve Çevre Bakanı en sonunda özür diledi. Sanki bir şeyleri geri getirebilirmiş ya da bir şeyleri düzeltebilirmiş gibi. 2010 yılında dahi davalar sürerken Chisso halkın etkilenen büyük bir kısmına sağlık ödeneği vermeye devam ediyordu. Ve bu tazminat için 50 binden fazla insan başvurdu. Yani olayın üstünden 50 yıl kadar zaman geçmişken, o kadar kişi ölmüşken, kalan insanlar sakatlıklarla doğup büyümeye devam ederken tazminat için başvuruyordu. Bunca bebek dünyaya sakat, uzuvsuz, zeka gerilikli doğarken, insanlar gözlerini, duyma yetilerini kaybederken ve hükümet sizden sadece özür dilerken ve bir miktar da susmanız için, teselli olmanız için para verirken bir şeyler geri getirilebiliyor mu? Hayır. Ama birazcık bundan ders almayı umuyoruz diye düşünüyorum insanlık olarak. Ama alıyor muyuz? Yine cevabı hayır. O kadar bedel ödenmesine rağmen 1970'li yıllarda Irak'ta civa bazlı bir mantar ilacıyla muamele edilen tohumlardan yine binlerce insan hayat kayıplarına, çeşitli deformitelere sahip oluyor. Eğer siz de bu nasıl bir durum ya, ben olsam bunun filmini çekerim diyorsanız, tam olarak 2020 yapımı Johnny Depp'in de oynadığı bir film var. Johnny Depp bu filmde bu durumları fotoğraflayan Amerikalı bir fotoğrafçı olan Smith'i canlandırıyor. Loose change for getting down.